Selamlar, saygılar, dostlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Ananı sikeyim, dur. Eyvah, dur. Dalgın dalgın gidiyordum. 11. Dishonored bölümüyle birlikteyiz. Şimdi nasıl geçeceğiz buradan? Bir dakika, bir yavaşlatalım bakalım dünyayı. Allah'ıma kurban, Allah'ına kurban. Evet, kaldığımız yerden devam. Evin, ev değil de şatonun artık. Oha, oradan da mı vuruyorsun? Yok canım. Heh. Tamam. Tamam, tehlikeli şeyi ortadan kaldırdık, tehlikeyi. Burası nereye çıkıyor? Aman aman aman, yürü. Hiç lazım değil oralar. Şimdi yayın istasyonu vardı. Bu devamlı, özellikle şu avcı oyu barına gittiğimizde devamlı duyduğumuz şu konuşmaları artık sanırım duymayacağız. Susturacağız. İşte bu şekilde sabah akşam yayın yapıyordu. Helalim. Kimmiş bu abimiz? Bu fakir fukaranın biri galiba ya. Anlat bakayım. Lütfen beni incitmeyin. Buraya imparatoru öldürmeye geldiniz değil mi? Canım bağışlarsanız onu alt etmenize yardımcı olabilirim. Odyografa kayıt yapıyor, sırlar. Eğer başkaları öğrenirse onun ölmesine sebep olacak şeyler. Amfiden bunu onu çalarsanız bütün şehir bunu duyacaktır. Böylece o mahvolacaktır. İstediğiniz odyograf İmparator Naibi'nin odasındaki bir kasada duruyor. Ama omzunun üstünden kasayı açmak için kullandığı şifreyi görebildim. 935. Bana güvenin, o kartta kayıtlı olan şeyler gerçekten gereken şeyi fazlasıyla yapacaktır. İyi şanslar. 935, o kasanın anahtarı lan. Bulduk onu da, bulduk vallahi, bulduk. Senin canını bağışladım abiciğim. Allah'ım. Bak şimdi ya. Başkasının canını bağışlarken biz canımızdan alacağız. ...935. Kasa şuracıkta bir yerlerdeydi. Neredeydi lan? Lan neredeydi kasa? Ulan neredeydi o kasa? ...935 hocam, yapıştır. Nefes nefese kaldı korva. Allah'ım. Lord Başajan. Anlaşma şartları belliydi. Ben de ona göre hareket ettim. İmparator muhafızı hesapta yoktu. Kadın ne kızı yalnız olacaktı, öyle söylemiştiniz. O yüzden kesenin ağzını biraz daha açmanız gerekecek. Parayı diğer buluşma noktasına gönderin, yoksa biz gelip almasını biliriz. Daud. Bu muhtemelen suikasti yapan abimiz. Bak sen. Odyografı aldık ve mücevher kutusu aldık. Süper. Yayın yapma cihazına geri gidelim. Oradan burayı görür mü? Lan nasıl görmezsin ya? Cık. İlla dolandıracak bizi. Nerede lan o herif? Eleman kaçmış bile. Açıklarsam, şu an herkes duyuyor bunu. Suçum bende olmadığını anlayacaksınız. Sefaleti yok etme planım şehre refah getirmek amacıyla yapılmıştı. Bizim canımızı dişimize takarak kazandığımız parayı bizden dilenmekten başka işler olmayan, kepazelik içinde yaşayan, evi ya da işi olmayan rezil adamlardan kurtulmak için yapılmış bir... Ah, bölüm bitti lan. Plandı. Aslında basit bir plandı. Pandisan kıtasından hastalık taşıyan sıçanları getirmek. Anam. Ve bizim yerimize fakir insanların icabına bakmalarını sağlamak. Bak 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 bak.
Plan oldukça güzel işledi ilk başlarda ama sıçanlar beni göt etmek istiyormuşçasına hareket ettiler. Yakalayıcılardan saklandılar ve çok büyük bir hızla ananı sikeyim. Fakir ya zengin fark etmesine herkes hasta olmaya başladı. Tutukluyorlar lan. Size yalvarıyorum, beni bırakma. Aha. Soğuk yıkap sahnesine gidiyor, haydi. Öldürmeden hallettik herifi lan. Vallahi. Bir de imparatorun ölümüne sebep vermemek kolay bir şey değildi ama bu durum benim salgınla mücadele edebilmem için büyük bir otorite elde etmemi sağladı. Adam dökülüyor lan şu an. Bütün her şeyi itiraf ediyor. Vay amına. Bunun çatıdaki odasını da merak ettiydim ben ya. Oradan da bir şeyler çıkardı bize. Öldürüldü mü? Öldürdüler mi? Aa. Neyse gidelim ya. O kemik tılsımını boş ver. Madem öyle işimiz bitti. Gidelim usta. Biz buradan gelmemiş miydik şöyle bir? Bir delikten gelmiştik de bura ora değil miydi? Sığmıyor. Heh, sığdı. Dur lan. Öldürmedik ama öldürmekten beter ettik. Gebersin amına koy. Hapishanede çürüsün. Ben memnun kaldım bu olaydan. Bak bak heykellerini meykellerini yaptırmış şerefsiz. Bu makineler niye hala geziyor o zaman? Gerçi başkasına hizmet edecekler artık tabi. Ben gidiyorum Samuel Aga'ya. Samuel Agan beni geri götürsün. Bu hala şeyli değil mi? Bana zarar veremez. Geldim Samuel Agam. Hadi gidelim. Bitti mi? Avcı oyuna dönmeye hazır mısın? Evet. Senin sayende Corvo. Hadi gidelim. Hayırlısı olsun dostlar. Lan rünlerin ikisini nasıl kaçırdım ben ya? Neredeydi bu rünler? Allah Allah. Neyse. Çok iyi para topladık yalnız. Taç giyme töreni arifesi, İmparator Naibi yenildi ve Emily Colvin'in saltanatı kesinleşti. Geriye sadece taht üzerindeki makamına erişeceği Bozduvar Kulesi'ne güvenli bir şekilde götürülmesi kaldı. O iş bende koçum. Doğruyu söylemek gerekirse böyle büyük değişimler beni endişelendiriyor. Ceremesini hep benim gibi küçük insanlar çekiyor. Haklı. Gerçi bakarsın işler değişir. İmparator Naibi gitti. Mezhepte yeni bir baş denetmen var. İşimiz bitti sayılır. Diğerleri barda senin şerefine kadeh kaldırmayı bekliyor. Eğer sorun olmazsa ben biraz dışarıda duracağım. Zamanımız varken yaptığımız şeyler üstüne düşünmem lazım. Tebrikler Corvo. Tövbe. Aa. Çok karanlık şeyler söylüyorsun ya. Para durumum iyiydi. Neredesin? Alışveriş yapacağım. Allah Allah. Yok mu Samuel? Eskiden İmparator Naibi olarak bilinen Hiram Burrows artık iktidarda değildir. Onun getirdiği yasa dışı ve yozlaşmış
Yönetim şekli sona ermiştir. Yaşasın İmparatorluğu. Vay be. Vay be. Bitti lan. Artık düğün dernek işlerine. Vay arkadaş, herkes burada. İşte bu. İmparator Naibi öldü. Elveda Hiram Bros. Seni de alıverici pislik. Artık geçmişte işlediğimi suçlar için yasalarla toplamak. İmparator Naibi'nin İmparatorluğu katletmek için yolda Davud'u bulacağız ve intikamını alacağız. Bütün bu dağınıklığı toplamak için hızlı davranmamız gerekecek. Askerler işlerine dönüyor, Martin denetmenleri hallediyor ve sen Trevor normalde parlamentoda ne yapıyorsa onu yapacaksın. Bendeniz Lord Trevor Pendleton, ben olmasam soyluları asla kontrol edemezsiniz, sizi balık gibi parçalarırlar. Sus be sen gene. Bitmedi şu muhabbetler. Üzgünüm Corvo, biraz gerginiz de senlik bir iş kalmadı. Şimdi sıra bizde. Hadi bakalım. Taç giyme töreni biraz doğaçlama olacak ama yine de bir sürü hazırlık yapmak gerekiyor. Çoğunu hallederiz ama güvenlik meselesi sorun olacak. Emily annesini öldüren kişiye karşı tamamen savunması olacak. Tarih tekerrür etmez umarım ama yarın yine de çok dikkatli olman lazım. Okey. Haklı. Dinlenin, iyice toparlanıp Pierre'dan birkaç bir şey alın. Cephanenizi kontrol edip tam takım hazır olun, ne olur ne olmaz. Peki. Corvo'ya, tarihin akışını değiştiren adama. Emily Coldfin'e ve Boz Duvarlı İmparatorluğun yeniden doğuşuna. Herkesin surat beş karış amına koyayım. Hiç mutlu değil. Görünmüyorlar. Gel abim, alışveriş yapacağım. Hi. Remain alert for further details. Perhaps you ought to send her to me and soon. Reis, alışverişe geldim. Ne oluyor lan? Lan reis, ha şükür ya. Yes. Tabanca patladı. Tabancasının patlayıcı mermi kullanımını açar. Peki. Ok hiç yok ya, alsak mı? Ulan bir tane ok 20 para ya. Bir de rünlerime bakayım ne alemdeler. Çüş 8 rün. Şu an alabileceğim bir şey yok ya. Ne diyor? Yatak. Bura değil. Şuradan bir kısa yol vardı yatağa. Lan. Lan ne o? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Lan bir ibnelik mi yaptılar bana yoksa? Bak şimdi işkillendim ha. Aha. Yapma. Bak şimdi. Bak şimdi ya. Samuel sarhoşmuş gibi davranma. Zehir etkisini gösterdi mi? Corvo öldü mü? Amına koduklarım, tiplerinde meynemet yoktu zaten. İşe yarasa iyi olur. Bir aylık kazancıma mal oldu. Evet efendim, tıpkı istediğiniz gibi. Corvo son nefesini. Ulan sen de mi Samuel? İyi iş çıkardın. Unutma, cesedine ihtiyacımız var. Eğer İmparatorluğu'yu öldüren adamın cesediyle önlerine çıkarsak kahraman oluruz. Evet, ayrıca bize meşruiyet kazandırır. Elimizi iyi kurtarıp İmparator Naibi ile onun suikastçısını dize getiren kişiler olacağız. Cesetle sen ilgilenirsin. Değil mi Samuel? Evet efendim. Amınıza koyayım, topunuzun ızdırabını sikeyim. Nasıl sinir oldum var ya. Ama gerçekten hepsi o kadar çirkin suratlıydı ki. Amına koyayım. Böyle göz göre göre yapmazlar dedim öyle bir şey herhalde. Neden sürekli seni korumaya çalıştığını bilmiyorum ama sana zehrin sadece yarısını verdim Corvo. Ne yaptığımı izliyorlardı ama yeterince dikkatli adamsın sen. Değillerdi, belki hayatta kalabilirsin.
Neden senin üstün çizgilerini anlayabiliyorum. Bütün bu dava için öldürdüğün onca adam. Bunlar çok ağır suçlar. Hem belki sen ortalardayken Emily'yi kontrol etmenin kolay olmayacağını anlamışlardır. Aslına bakarsan orada haklılar. Adamsın. Seni bir sandala bırakacağım, sonra onlar beni uykumda boğazlamadan önce buradan gitmem lazım. Nihayetinde sıra bana da gelecek. Eğer şanslıysan uyanıp bu lanet şehirden kurtulmanın bir yolunu bulursun. Değilsen elveda. Vay amına koyayım. Fena. Sellout semti, Havelock, Martin ve Pendleton tarafından ihanete uğradıktan sonra son dakikada kayıkçı Samuel tarafından kurtarıldın. Seni Boğaz Duvarı'nın harabe bir kısmında akıntıya bıraktı. Vay arkadaş ya. Ağzınıza sıçayım. Herkes dümencili. Bu imparator çöldüğünde yanında bulunan kişi. Zehirlenmiş. Tivia zehri. Acemi işi olmuş. Yaşayacak. Buna Daud karar verecek. Ah, suikastçilerin inine geldik bir de. Hadi bakalım hayırlısı. Yine ihanet, yine ihanet. Bitmedi amına koyayım. Beter herifler, hepsini öldüreceğim onları var ya. Acımayacağım. Bunlar beni paket yaptı, paket. Kargoyla gönderiyorlar. Daud bu galiba. Ben çok şey bilirim koruyucu. Elin üzerindeki o işareti tanıyorum. Sende mi bir genle görüştün? Karanlıkta seninle konuşan bir arkadaşından hediye. Mihraplarını ziyaret ettiğinde konuşan. O mihraplara ben de gittim. Ve İmparator'un çenize kılıç saplamının verdiği hissi biliyorum. Ama seni bilmiyorum. Ne senin ne de uğruna savaştığın şeyi. Sen bir gizemsin ve ben de buna izin veremem. Onlar neydi? Benim envanter miydi? Oh. Yedik sopayı. Aha. Gene hiçliğe geldik. Sonunda burada yıkılan ve batan bir dünyadasın. İmparator için öldüren adam, suikastçı Daud tarafından esir alınmışsın. Arkadaşların seni zehirledi ve nehre attılar. Bunu kendilerini korumak için mi yaptılar, kimse neler yaptıklarını hiç bilmesin diye mi? Yoksa imparatorluğu idare etmeye sadece bir adım uzakta oldukları ve senin asla Emily'yi yönlendirmelerine izin vermeyeceğin için mi? Belki de hiçbiri. Galiba insanın doğası bu. Hiç sorma. Onlar birbirlerini de yer biliyor mu? Bununla kalmaz yani. Onların ikisi de kavga etmeye müsait. İyi öldürmemişler beni ya. Büyük güçlerim yerinde ama silahların hiçbiri kalmamış. Aha. Kaçıyoruz. Bir başka kaçış. Neyse dur. Şunu da kıralım. Bir başka kaçış denemesine daha hoş geldik. Mahkumiyetten kaç. Burada da biri gitmiş. Var mı üzerinde bir şey? Yok.
Sağlık durumum ne alemde bir bakayım. Birer tane sıfırlanmış her şey ya. Para bile gitmiş sıfırlanmış. Anasını satayım. Suikastçı kılıcı. Ama bu kendi kılıcım değil. Davut, Korvan'ın ipliğini pazara çıkarmak gerçekten çok ses getiren bir iş olurdu. Ama çiçeği burnunda İmparator Naibi tüm şehre Korvan'ın maskeli haydut olduğuna dair kanıtı olduğunu duyurdu. İkramiye bedeli 30 bin kadar. Ama Korvo gerçekten maskeli haydutsa ve de aranıyor ilanlarında yazanlardan sorumluysa ikramiyenin iki katını isterim. Çünkü canlı ele geçirmemiz halinde çok daha fazla paralar kazanırız. Gevşek çeneye gelince bir hafta boyunca izledik. Tam harekete geçecektik ya adam ortadan kayboldu. Belki şehri terk etmiştir. Bunlar fenaymış ya, herkesi götürüyorlar. Çalışmaya başlayınca doğaüstü yeteneklerimizi kullanmıyoruz. Bu aletleri hafife almamak gerek. Onun farkındayım reis. Bu tehlikeli bir şey. Teçhizatıma 120 metre. Karargaha 63 metre. Teçhizat daha yakında olması gerekmez miydi? Neyse bir bakalım bakalım sağa sola. İnşallah o çantada benim paralarım da vardır ama bunlar parayı atmıştır ya. Rünmün yok. Allah dur, düşme. Amanı sikti. Tam arkasına dönecek vakti buldu. Lan arkadaşı da varmış. Aman akodum. Hop. Belanızı versin. Sıçan şiş. Amma lezzetli duru var ya. Rinaldo, sana ne denilmişse onu yap ve de bir daha benim fikirlerimi sorgulama. Evet, harabe Brickmore konağında gördüğün kadınlar aynen bizimkiler gibi yeteneklere sahipler. Ayrıca zehirli oklar da kullanıyorlar. Ama nasıl kıpırtı yeteneğim sana aksettiyse, bu zehirlere karşı olan direncim de sana aksetmiş durumda. Aramıza ilk katıldığın gün dediğim gibi, bana sadık kalanlara ben de güçlerimi paylaşarak sadık kalırım. Yani bana sadıksan onların zehirlerinden korkmana lüzum yok demektir. Brickmore cadılarının lideri ihanetinin bedelini ödemeli. Eğer görevini başarıyla tamamlarsan alacağın ikramiye ile Serkonos'ta güzel bir ev yapabilirsin. Eğer başarırsan. Bunlara rakip de çıkmış bir tane cadı topluluğu. Oğlum bunlar yerime etmiyor muydu? Ona düşmüş. Değer kaybetmiş. Evet. Biraz sert bir düşüş oldu. En azından buralar sakin, düşman falan yok. Şuraya bir bakalım. Ulan o topladığım paralar boşa gittiyse var ya. Lan. Aha. Oy, çok da fazlalar ha. Dur bakayım, onlardan iyi şey çıkıyor. Para çıkıyor. Şimdi ben oraya bombam yok ki. Aa, benim hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım? Kılıç mı? Top tüfekle mi saldıracağım? Aman akıllı. Lan teçhizatıma çok az kalmış, dur. Nerede? Lan nerede? Aa. 21 diyordu ya.
Allah. Hazırlayanlar fareler. Ortam güzel. Her çeşit yaratık var amına koyayım. Sese bak. Kaçın lan. Nasıl ya? Nerede benim şeyim ya? Ulan. Uğraşamayacağım sizinle şimdi. Ah. Teçhizatımı nereye attı lan bunlar? Haritanın dışına atmışlar vallahi. Tamam, işime yarayacak ne varsa aldım zaten. Şuraya da bakalım. Burada bir şey var. Abla sen iyi misin? Saldırmaz mısın bana? Saldıracak. Gizlenme bulundayken biraz daha hızlı hareket edersin. Güzelmiş aslında. Bunu iptal ediyorum. Son ikiye ekliyorum. Biraz daha hızlı hareket ediyor muyum? Evet sanki. Çok hissettirmiyor ama yine de. Bari Daud'un karargahına gidelim. Ben bu yeri bulduramadım galiba. Yani. Bir dakika şimdi. Şu karşıdaki eve de gitmek istiyorum ben ama çok tepede o be. Aha. Oy oy oy. Her yeri gezeceğiz abi. Başka türlü olmaz. Heather'a mektup. Boş ver. Oradan şuraya bir bakalım. Bu tablo alınır. Süper. Gezmenin faydaları. Şu puştun karargahı dediği yer. Ulan resmen geri geldik amına koyayım. Aa anam. Yok hocam, ben önce teçhizatımı bulacağım. Artık net bir şekilde anlamış bulunmaktayım. Oo, tabancayı bulduk. Ulan her yerden bir şey çıkıyor be maşallah. Ben gidiyorum teçhizatımı almaya. Kusura bakma kardeş. Lanet olsun size be. Önce teçhizat abi. Sonra görev. Lan kim gördü beni? Sen mi gördün? Ölmüş bu. Eyvah. Çok fena. Çok vahşi. Evet dostlar, kendimi böyle eksik hissediyorum. Ne okum var ne bir şey. O yüzden teçhizat şart. Bir umut da belki paramı da geri alırım diye. Bir de onun... Lan dur! Dur! Allah kahretmeyin sizi. Anam burada rum var. Topla.
topla kardeş. Bu ne be? Ama envanter yaptık kısa sürede ha. Neyse. Abi buradan çıkmak istiyorum şu an. Daraldım şu an içeride. Merdivenleri yukarı bakacak şekilde konumlandırın. Çalışmıyor çünkü bunu takmadık. Bir tane balina yağı tüpü bulmam lazım. Bunlar bana saldıracak şimdi amına. Dur. Lan durun lan. Lan durun lan. Allah kahretmeyiz. Buna mı koyuyorduk? Ne yapıyorduk? Hah, boş tank hazırla. Hadi bakalım. Hadi abiciğim. Bre. Ha. Bulduk mu lan yoksa? Koşuyorum şu an teçhizatıma doğru. Açtım kollarımı. Vallahi bulduk, billahi bulduk. Lan ananı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ürün var burada. Yok. Kemik tılsımı da aşağıda o ya. Ha, lan. Lan dur. İlk silah biraz daha fazla büyü gücü verir. Ya o tarz bir şeyim var zaten ya. Boşver. Peki envanter sıkıntısı çekmedim zaten. Lan verin şu teçhizatımı artık. Lan ne koşturdum, nasıl bir yere attınız lan bu teçhizatı? Lan! Neden tekrar buraya gelsin mi? Bilmem ama sokaklara iyi bakalım, çattayken onu görebiliriz. Bunlar benden şüpheleniyor. Teçhizatın başına gelmişler, beni bekliyorlar amınak. Bu fena diyorlar. Benden bahsediyorlar dostlar. Ünüm yayılmış. Bu sefer ki çok yetenekli diyor. Az sokayım teçhizatını, hala bulamadık ha. Başladığımız yere mi döndük? Yo. Şimdi şurada asansör gibi bir şey var. Yok. Yani aşağı inmem gerekiyor da. Bir tane boş tank bulmam lazım benim de. Nerede olabilir? Buralarda yok. Ah. Dikkatimi çekmedi ya. Tamam. Şöyle gıcır gıcır bir tank alalım, boş tank. Bunu istemiyorum, bu gıcır değil. Bu gıcır.
Bunlar sese gelebilir şimdi. Öyle bir şüphem var. E ne yaptık? Hani bu köprü kapanması gerekmiyor muydu? Aman kardeş. Hah, şimdi oldu. Şu lanet teçhizatımı ver de gideyim usta. Öldürmeyeceğim. Biz kötü biri değiliz. Ama öyle bir intikam alacağım ki. Aman be dostlar. Gören diyecek. Delirmiş bu. Kudurmuş bu. Ulan benim teçhizatım öyle bir yere atmışlar ki. Vallahi billahi. Aman be kardeşim. Alın lan bari. Kurtarın siz de kendinizi. Boş verin. Evet. Envanterime bakıyorum. Paralarım gelmiş mi? Gelmiş. Allah'ıma şükürler olsun. Paralarım gelmiş dostlar. Bugün düğün günüdür dostlar. Çalsın davullar, oynasın kızlar. Hani bunlar suikastçı, hırsız falan da bunlar o paraya anında konmaları lazımdı halbuki. Evet, burada işim bitti. Lanet olsun gidelim. Lan! Aman olsun. Tövbe estağfurullah. Lan nasıl başardık ya? Beklemeyin beni, ben kaçıyorum. Teçhizat aldım, daha da kimse üzemez beni. Şimdi şu civardaki rune bir alalım. 40. Çok yakın. Onu bir alalım. Güzel. Bekleyin bekleyin. Bak siz, ben ne yapacağım şimdi, izleyin. Ağzına sıçtıklarım. Şuraya bak. Allah'ım. Of. Of ne güzel patladı öyle. Bekleyin siz şimdi. Bunlardan neler düştü şimdi, neler. Of. Bu yaşıyor. Bunların bir tanesinden bir şey daha çıkması lazım ama neyse, boş ver. Şu yaşayan içinde bir tane ok hazırladım. Ah! Şerefsiz. Daha var mı? Hay amına koyayım. Buradan hakkı bu ya. Şimdi loot vakti. Yalnız iyi para kastık bunlardan. Bu biraz kocaman. Bundan 100 çıkması lazımdı. Ta buraya kadar uçmuşlar lan. Lan.
Ya onlar diğer postaydı o, pardon. Yeter yeter, bereket versin. Rabbim verdikçe ver de daha ne olsun. Evet. Şimdi karargaha da gidiyorduk. Karargahın yolu bu taraftan da. Şimdi şöyle bir büyükçe şey, genişçe bir alana çıkıp orada bir bölümü bitireceğim. Lan? Ha. Bunlar zombi olmuş ya resmen. Vallahi zombi olmuşlar. Buraları yoklamıştık sanki. Yok. Nehir kıyısı sokak seviyesine git. Burası nereye ya? Bir bakayım anlık. Tamam, doğru yoldayız lan. Tamam. Evet, geldiğimiz yer doğru yerdeyiz. Ananı sik. Allah'ım. La sen nerede? Anam, anahtar düştü aşağı. Lan bir anahtar takılıydı herife. Ay Allah'ım, şansa bakar mısın ya? Belki önemli bir şey vardı o anahtarda. Lan nereden sıkıyorsunuz? Lan nereye düştü o anahtar? Ay sokayım. Şansıma bahtıma. Lan Aga'ya bir anahtar takılıydı, onu düşürdük ya. Bakıyoruz var mı bir anahtar. Yok. Allah kahretme, öleceğiz şimdi. Lan çık yukarıya, gözünü sevdiğim. Ah. Ah. Bu ne be abi? Hepsi bir yöne uçtu vallahi. Çok iyi performanstı. Bunlar bayağı can götürüyor bu arada. Fazla oynaşmaya gelmez. Bombayla halletmek gerekiyor. Ulan berduş gibi geziyoruz oradan oraya. Oho. Oy oy oy. Bunda da anahtar var. Lan nasıl yok? Bir tane mermi varmış. Bak bundan anahtar düştü, bunu alacağım işte bu sefer. Bu anahtarı alacağım aga. Ray istasyonu ofis anahtarı. Hah şöyle ya. Evet kıymetli dostlar, burada bir mola verelim. Oğlum çatıda adamlar dolu ha. Burada bir mola verelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Bayağı bir iş yaptık. Neyse ki envanteri götü toparladık. Paramız da var cebimizde. Artık bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Sabah ola, hayır ola. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Şuradan bir de kayıt alayım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.